Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda analitik geometri konusundaki karma testler yani üniversiteliğin testlerinden 21. testin çözümünü yapacağız. Evet bu bölümün yani 12. bölümün son testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde M eksi 6'ya 0 noktasında dik kesişen iki doğrudan birinin y eksenini kestiği noktanın orijinal olan uzaklığı diğerinin y eksenini kestiği noktanın orijinal olan uzaklığının 3 katıdır. Buna göre bu doğrular ile y ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Evet, analitik düzlemi hemen çiziyoruz şöyle. Bunlar nerede dik kesiyorlarmış? Eksi 6'ya 0 noktasında. Evet, tam olarak eksi 6'ya 0 noktası burası. Burada dik kesiyorlarmış. O zaman bir doğrumuz şöyleyken diğer doğrumuz da şöyle bir şey mi olacak? Evet, ya da tam tersi biraz daha aşağıysa öbürü de biraz daha şu şekilde olacak fark etmez. Evet burası dik. Şu dikse buranın da 6 birim olduğunu biliyorum ben. Şurası da 90. Dikten dik kesmiş öklet. Uygulayacağız. Evet birinin y eksenine olan orijinal olan uzaklığı diğerinin y eksenine olanın 3 katıdır diyor. Yani burası k iken burası 3k. Evet birinin orijinal olan uzaklığı diğerinin de orijinal olan uzaklığı bu. 1'e 3 oran var. E burada öklet 6'nın karesi k çarpı 3k'dan 36 bölü 3'ten 12 eşittir k kareden. K'yı da böylelikle kök 12 olarak yani 2 kök 3 olarak buluruz. Madem 2 köküç bulduk burası 6 köküç burası da 2 köküç toplamda 8 köküç yaptı burası. Bizden bu doğrular ile y eksen arasında kalan sınırlı bölgenin alanından bahsediliyor. Yani şu bölgenin alanı soruluyor bize. O zaman cevap nedir? Cevap şudur tabii ki. Tabanımız 8 köküç. Tabana ait yüksekliğimiz 6. Bölü 2. Yani bu da kaç yapıyor? 24 köküç yapıyor. Cevabımız C oldu böylelikle birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eksenine teğet olan v merkezi 2'ye 3 noktası olan bir çember. Merkezi 2'ye 3 olan işte tam burası ve y eksenine teğet olacak. Y ekseni tam teğet. Merkez teğet çektikten dolayı burası 90 derece olacak. O zaman y eksenine teğet olan çemberin yarıçapı kaç birim oluyor arkadaşlar? 2 birim oluyor. Evet 2 birim yarıçaplı bir çember çizeceğiz. Buradan 2 birim, buradan 2 birim, birim, buradan da 2 birim. Yani çemberimiz bu noktalardan geçecek. Şöyle bir çember mi olması lazım arkadaşlar? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? A, B, C, D, E noktalarından kaç tanesi çizilen bu çemberin içinde kalır? A, B, C. Evet Yarıçap 2. Yani sen OA. A işte O, A, bakın görüyorsunuz OA 1 zaten. Yani 2'den küçük. O, de 1. 2'den küçük. O, bakacak olursanız bu da kök 2. O da 2'den küçük. Ama OD'ye bakacak olursanız zaten hani çemberi ben rastgele çizdim ama biraz hissiyatlı konuşmayalım. OD'ye bakarsanız 2 kök 2, 2 kök 2, 2'den küçük mü? Değil. Sonra E'ye bakalım. Bu OD uzunluğu. OE'ye bakalım bir de. OE uzunluğuna da bakacak olursak 1, 2 kök 5. Bu da kök 5 yaptı. Kök 5. 2'den küçük mü? Değil. Karesini aldığımızda 5. Bu da 4 yaptı. Yani D ve E noktaları sağlamıyor. Diğer 3 nokta sağlıyor. Dolayısıyla cevap 3 yaptı. Yani ikinci soru C anı oldu. Geldi küçe. Dik koordinat düzleminde ABC'de dikdörtgenin A köşesi sadece D1. C köşesi ise D1 ve D2 doğruları üzerindedir. Hmm. D1 doğrusu orijinde geçmek. Orijinden geçmekte ve D2 doğrusu eksenleri bu şeyde kesmekteymiş. Arkadaşlar bu doğrunun denklemini ben yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani bu orijinden geçen bir doğru. Y eşittir MX şeklinde bir doğru. Eğimi nedir? M dediğim Y'ler farkı bu orijinden de geçiyor ya. 8 eksi 0 8 eksi 0 bölü eksi 4 eksi 0 olduğundan eksi 2. Yani y eşittir eksi 2 x doğrusu yaptı. Şimdi bu doğrunun da adını yazabilirim ben. x bölü eksi 2 artı y bölü 6 eşittir birden. Eksi 3 ile çarparsam eksi 3 x artı y eşittir. Bölü 6 eşittir 1 ya eşittir 6 yaptı. Yani y de 3 x artı 6 yaptı arkadaşım. Evet y de 3 x artı 6 doğrusu yaptı. Şu doğrunun adı. Şimdi bu dikdörtgeni bulmak için işlem yapmalıyız. Biz burada bu doğruyla bu doğrunun kesim noktası c'yi bulabiliriz. Hadi bulalım bakalım. Şimdi bu iki doğruya kesim noktası yaparken y ye, ye, yerine yazma metodu. Yerine yazma metodunu değil de yerine yazma metodunu kullanalım. Y ye yerine eksi 2x yazarsam eksi 2x eşittir 5x artı 6'dan pardon 3x artı 6'dan eksi 5x eşittir 6'dan x'i eksi 6 bölü 5 buluruz. Evet buranın hapsi eksi 6 bölü 5. Eksi 6 bölü 5. Ordinatını da bulabilir miyiz? Bulabiliriz. X yerine eksi 6 bölü 5 e yazacak olursam y eşittir eksi 2 x de y de 12 bölü 5 mi yapıyor? Evet y de 12 bölü 5 yaptı arkadaşlar. Evet şimdi dikdörtgenin alanını bulacağız. Arkadaşlar burada şekil eksenlere paralel çizilmiş ama eksenlere dikdörtgenin kenarları eksenlere paralel denseydi daha iyi olurdu. E bu eksenlere paralel olsun. Tamam sanki soruda bir eksiklik var. Eksenlere paralel olsun. O zaman şunu şöyle şunu da şöyle getirecek olursak. Yani biz burada şu e, dikdörtgenin kenarını bulurken şöyle gelecek olursak. Buranın apsisi kaç? Eksi 4. Eksene paralel ya. Hani soru da şöyle olsun. Dik koordinat düzleminde e, kenarları eksenlere paralel olan. Kenarları eksenlere paralel olan. ABC'de dikdörtgeninin diye başlasın soru. Yoksa başka türlü de çıkmaz. Burası eksi 4 noktası, burası eksi 6 bölü 5 noktası olsun. İkisinin arasında kuzaklı nedir? Şundan şunu çıkartacağız. Ee, bundan bunu çıkartacağız. Yani burası şundan büyükten küçüğü çıkartacağız. Ya da bundan bunu çıkartacağız. Eksi 6 bölü 5, eksi, eksi 4. Yani artı 4 yaptı. Bu da kaç yaptı? 5 kere 4, 20. 20 eksi 6'tan 14 bölü 5 çıktı. Evet burası 14 bölü 5 oldu. Sonra buranın ordinatı 8. Bak buranın ordinatı 8. Bu ordinatı 12 bölü 5 e, 8'den 12 bölü 5 çıkarttığımız zaman 8 eksi 12 bölü 5 de 40. 40'tan 12 çıkınca kaç? 28 mi kalıyor? 28 bölü 5 yaptı. Evet burası da 28 bölü 5 yaptı. Bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı isteniyor. Dikdörtgenin alanı artık basit. 28 bölü 5 çarpı 14 bölü 5. O zaman 14 190 bu 14 çarpı 2 yapıyor. 14'ün karesi 196. 196 çarpı 2 bölü 25 yaptı. 196'nın 2 katı kaç yapıyor? E, 6, 12, 18, 19, 2, 3 yapıyor galiba. 392 bölü 25 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle C olduğu oldu. Üçüncü soruda. Geldik 4. soruya. Dik koordinat düzleminde x eksenini x eksenini 15'e 0 noktasında kesen eğik bir doğru çiziliyor. Evet hadi bakalım analitik düzlem çizip x eksenini şeyde kesen 15'e 0'da kesen bir tane eğik bir doğru çizelim. 15'e 0 noktasında kesen. Eğik bir doğru arkadaşım şöyle de olabilir fark etmez. Diğer türlü de olabilir eğik doğru hiç fark etmez. Şimdi bu doğrunun orijine en yakın noktası P'ye 6. Orijine en yakın noktası. E orijine en yakın noktası ya da orijinin doğruya en yakın noktası böyle dik olduğu nokta değil midir arkadaşım? Evet. Tam buradaki nokta K noktası P'ye 6'ymış. K noktasının orijin olan uzaklığı yani şu uzunluk soruluyor bize. E burası ne olacak arkadaşlar? Orjinin doğruya en yakın noktası tam olarak dik olduğu yerdir. Burası da P'ye 6 verilmiş. O zaman şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle burası P burası da 6 oldu. E tamamı kaç? 15 burası da 15. Eksi P yaptı mı? Yaptı. E burada öklit bağıntısı çıktı. Yani 6'nın karesi eşittir. P çarpı 15 eksi P'den dolayı 36 3 çarpı 12. Evet P 3'ü yapıyor galiba değil mi? 3 çarpı 12 sağlanıyor. Yalnız... 12 yazarsak da sağlanıyor. K noktasının orijinal uzaklığı kaç birim olabilir şeklinde ya da aşağıdakilerden hangisidir diye sorulsaydı olurdu aslında. Neyse P3 olacak. P3 olursa 3 6 ise orijinal olan uzaklığı ne oldu? 3 kök 5 oldu. Ama P12 de olabilirdi. 12 olsaydı 6 12 6 kök 5 olacaktı. Ama cevap da C şıkkı var. Cevap C şıkkı diyebiliriz. Evet burada çarpanlara ayırmadan ne geldi? P'yi 3 bulduk. Burada biraz hissettik ama 3'e 12 çarpımları tutuyor. 12'ye 3 de sağlanıyor. Cevap P12 olsaydı 6 12 6 kök 5 de olabilirdi ama şıkta hangisi var? 3 kök 5 var. Aslında kaç birim olabilir şeklinde soruyu da düzeltebiliriz. Neyse dördüncü soru 3 kök 5 çıktı. Yani C an bulduk cevabı. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde iki nokta arasındaki uzaklık formülünü vermiş. İşte şöyle bir şeyden bahsetmiş. Haritadan bahsetmiş. Haritada ABC noktaları verilmiş. Harita üzerindeki A noktası 2'ye 2, B noktası 3'e 4. Bu 2'ye 2, ye 2 ye, burası da 3'e 4. Normalde sen iki nokta arasındaki uzaklığı kaç bulursun? AB uzunluğunu şöyle bulabilirsin. XA farkının karesi. X'ler fark kaç? 3 eksi 2'nin karesi. Artı Y'ler farkının karesi. 4 eksi 2'nin karesi. Yani 1 artı 4'ten kök 5 çıktı. Evet normalde burası kök 5 olması gerekiyor. Ama bu normal uzaklık 4 cm olarak ölçülmüş burada. He. O zaman ben kök 5'te şu kök 5 birimin kaç cm olduğunu biliyorum. 4 cm olduğunu biliyorum. Buna göre harita üzerindeki 3'e 4 ve 9'a 1 noktalar arasındaki uzaklık A 3'e 1. Şurası B olacak galiba. B 3'e 4 ve C 9'a 1 noktalar arasındaki uzaklık. Evet B 3'e 4 ve 9'a 1 noktalar arasındaki uzaklık. Şurada BC uzunluğuna da bakalım o zaman. BC uzunluğunda kare küçüğünde x'ler fark kaç? 6'nın karesi artı y'ler fark kaç? 3'ün karesi. 3 kök 5 mi yaptı burası da? Evet. 3 6 3 kök 5 dik üçgenden de diyebilirsiniz. Aa, o zaman BC arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor. E kök 5'te 4 santimetre ise 3 kök 5'te kaç santimetredir diye soracağız arkadaşlar. Doğru orantı var. Soru işareti ne yapıyor? 4 çarpı 3 kök 5 bölü kök 5'e eşit olur. Buradan da cevap kaç çıkar? 12 çıkar. Yani cevabımız böylelikle 5. soruda Denizli çıktı. Geldik 6'ya. Matematik dersine çalışan Gülçin bir kağıda çizdiği dik koordinat sisteminin 10'a 15 noktasında bir karınca görüyor. Çalışmaktan sıkılan Gülçin karıncanın olduğu noktanın 3 birim sola ve 2 birim aşağı bir şeker parçası koyuyor. Ee, ona 10'a 15'e ben bir dönüşüm uyguluyorum. 3 aşağı 2 birimde yok. 3 sola 3 sola demek sağa sola gitmelerde x80'i değişir. Apsinden 3 çıkartacağım. 7'ye. 2 birim de aşağı. Aşağı yukarıda ordinatı ne yapar? Aşağıda azalır. 2 birim aşağıya 7'ye 13 noktası yapar. Tamam. Evet. Şeker parçası koyduğunda karıncanın o noktaya geldiğini görüyor. Gülçün aynı işleme karınca koordinat düzlemine karınca koordinat düzleminde çizili olan 2x artı 3 y eşittir 5 doğrusu üzerine gelene kadar devam ediyor. Ha, buna da aynı şey uyguluyor. 3 aşağı kaç yaptı burası? 4. Yok. 3 sola 2 aşağıya. 4'e 11 noktası yaptı. Böyle devam ediyor. İşte bu devam ettiği noktalardan biri bu doğrunun üstüne denk geliyormuş. E, kaçıncıda kaç şeker parçası koyar diye soruluyor arkadaşlar bize. E, deneyeceğiz. 4'e 11 bunun üzerinde mi? 4 ve 11 koyarsak bunun üzerinde oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. 8 artı 33'ten dolayı. Aynı şekilde 3 aşağı yapsak kaç yapıyor burada arkadaşım? 3 aşağı yaptığımız zaman 1'e yok 3 sola 2 aşağıya. 1'e 9 noktası. 1 e 9 sağlıyor mu? 1 ve 9 sağlamıyor. Sonra yine devam edelim. 3 3 sola yani eksi 2'ye e, 2 aşağıya 7 yaptı. Eksi 2'ye 7 sağlıyor mu? Eksi 2 ve 7 koyunca 21 eksi 4'ten sağlamadı. E, yine 3 sola eksi 5. Sonra kaç aşağıya? 2 aşağıya 5. Eksi 5'e 5 sağlıyor mu diye bakalım. Burası eksi 5'e 5 koyduğumuz an eksi 10 artı 15 eşittir. 5 mi yaptı? Evet sağladı arkadaşım. Evet. Gülçin kaç şeker parçası koymuştur? 1 buraya koydu. 2 buraya. 3 buraya. 4 buraya. 5 buraya. 5 tane şeker parçasıyla bu doğrunun üstüne geldik. Bir geldik. Evet. Bizden de bu isteniyor. 6. soru. Böylelikle C. oldu. Geldik 7'ye. Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen ABC'de dörtgenini D doğrusu eşit alanı iki bölgeye ayrılmıştır A noktası eksi 4'e 0. Eksi 0 diyelim. B noktası 1'e 0. Sonra C noktası 6'ya 4 ve... D noktası da eksi 5'e 4. Arkadaşlar bunun da ordinatı D noktasında ordinatı A, C noktasında ordinatı aynı olduğu için bu doğrusal birleştirdiğimiz zaman bu tam ordinatın olduğu yeri verir mi bize? Verir. E buranın ordinatı kaç birim? 4 birim. Peki şurasının 1 bir birim olduğunu biliyoruz. 1 buranın 4 birim olduğunu biliyoruz. Burası 6'ya 4 ya burası 6 birim burası da eksi 5'e 4 olduğu için burası da 5 birim oldu. Şimdi dikkat et burada ne çıktı? Alt taban artı üst taban yani 6 5 daha 11 artı üst taban. 11 artı 5 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz de 4. Ordinat 4 olduğundan dolayı. 4 bölü 2 eşittir. Alanı verecek bize. Tüm alanı verecek. 16 çarp 4 bölü 2 yani 32 yaptı. Tüm alan 32. Tüm alan 32 ise bu doğru 2 eş parçaya bölmüş. Yani burada kalan 16 burada kalan da 16 olacak. D doğrusu eğimi nedir diye soruluyor. Hmm. O zaman şu yamuğun alanından mı gidelim? Yok. Buradaki alandan gidelim. Üçgenin alanından gidelim kardeşim. Bu alan 12 ya. Dikkat dikkat. Bu alan 12 olduğuna göre şuradaki pardon bu alan 16 ya. Yüksekliğin 4 olduğunu biliyorum. O zaman ben buradaki tabanı bulabilirim ben. Tabana da istersen ne diyeyim? Ne diyeyim? N çarpı 4 bölü 2 eşittir 16 olduğundan dolayı N'i buradan kaç buluruz? 8 buluruz. N 8 çıktı. 6'sı buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Benden ne isteniyor? D doğrusu neyimi? x eksenine yaptığı açının tanjantı. Ama sola yatık olduğu için dar açın tanjantı. Sola yatık olduğu için negatif olacak. Bu açın tanjantı z'den dolayı aslında bu açın tanjantıdır. O da buradaki dik üçgende tanjant alfaya bak. Eğim eksi tanjant alfaya eşittir. O da nedir? 4 bölü burası kaç? Şurası bir birimken burası da bir birim. 1, 2 daha 3 yaptı. Bak burası 4, burası da 1 ve 2. 3 yaptı. O da eksi 4 bölü 3'e eşit oldu. Evet. Böylelikle cevap e oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. M bir pozitif gerçel sayı olmak üzere y eşittir mx doğrusu y eşittir 2 ve y eşittir 7 doğruları sırasıyla m ve n noktalarında kesmektedir. Ay konuşamıyorum. Evet son test ya. Y eşittir 2 doğrusunu çizelim arkadaşım. Y eşittir 2 doğrusu bu. Y eşittir 7 doğrusu bu. Y eşittir mx doğrusunu da çizelim. Y eşittir mx doğrusu da şöyle bir doğru olsun. Şimdi diyor ki bana. Tabi bunlar nedir arkadaşım? X eksenine paralel mi? Bunlar paralel. Sonra y 2 ve y eşittir şey doğrularını m ve n noktalarında kesmekteymiş. m ile n arasındaki uzaklık 13 olarak verilmiş. Burası y 2 burası da y 7. E arkadaşım burada ben şey yapabilirim. Buna ait şöyle bir dik üçgen oluşturabilirim. Dik üçgen oluşturduğum zaman şurası 5 birim. Çünkü 7 ile 2 arası 5 birim olduğundan. 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden burası 12 oldu. Bu doğrumuzun adı y eşittir mx doğrusuydu. m nedir diye soruluyor. M'i bulmam için tanjant alfayı bulmam lazım. Eksene paralel ya Z'den dolayı burası da alfadır. M dediğimiz tanjant alfaya eşittir. Yani M burada ne eşit oldu? Buradaki üçgenden tanjant alfayı bulabilirim. O da 5 bölü 12'ye eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşım? Edrem'i çıktı 8. soruna. Geldik 9'a. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde alanları birbirine eşit olan bir kare ve bir kare. Dikkat edin. Şurası A virgül A ise buranın apsisi A ise şuradaki uzunluk A. E kare olduğundan burası da A. virgül B yani burada aynı zamanda şu uzunluk 90 derece olduğundan şuradaki uzunluk aynı zamanda B noktasını gösteriyor ya. B neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? A'ya eşit olmuş oldu. Sonra alanları aynı. E C noktası e, burası C noktası ise bak buranın ne olduğunu biliyorum. Ordinatı A yaptı. Şuradaki uzunluk A yaptı. E burası da ne noktası? C noktası. E arkadaşım şu D dikkat et D uzunluğu da ordinatı D ya ordinatı D olduğundan dolayı D de A'ya eşit oldu? Evet. Şimdi C'yi bulalım. Şu alanla bu alan birbirinin aynısı. A kare eşittir. A çarpı C bölü 2 olduğundan A'lar gitti. C'yi de ne bulduk? 2A bulduk. C uzunluğunu 2A bulduk. Buradaki nokta ne yaptı? Eksi 2A yaptı. Eksi 2A yaptığı için D C virgül D noktasıydı burası. Şu uzunluk C, C uzunluğu kadar demiştik. Burası. C neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? Eksi 2A'ya eşit olmuş oldu. Evet C'yi 2A bulmadık. Bakın C'yi 2A bulduk ama şu mutlak değer C'yi 2A bulduk aslında biz. Neyse 2A yazalım. A biz C'yi ne bulduk aslında? Eksi 2A olarak bulduk arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şimdi A artı C eşit 0 diyor. C'yi ben eksi 2A bulmuştum. Eksi 2A yazınca toplamları 0 olur mu? Olmaz. Bir yanlış. B artı D 0'dır diyor. B de pozitif. D de pozitif olduğuna göre. B da A'ya eşit. D da A'ya eşit. E bu A artı A eşittir. 2A yapması lazım. Bu yanlış. A artı B artı C. A tamam. B, B ile A birbirine eşitti. Bir de C'yi de biz ne bulmuştuk? Eksi 2A bulmuştuk. A artı A eksi 2A. O da sıfır mı yaptı? Evet sıfır yaptı. Dolayısıyla üçüncü doğru mu oldu? Üçüncü doğru oldu. Cevabımız da böylelikle yalnız 3 yaptı. Yani dokuzuncu soruyu C'ye bulduk. Geldik onuncu soruya. Aşağıda bir gezi teknesinin uğrayacağı 3 adanın haritası görünmektedir. Haritanın kaç çizgileri dik koordinat ekseni olarak alındığında adaların koordinatları şekildeki gibi görünmektedir. Tur adalardan birinden başlayıp diğer iki adayı uğrayarak sonuçlanacaktır. Buna göre tekne tur boyunca en az kaç birim yol almıştır? En az. Evet bizim tekne şöyle gitmesin diyor yani. Hani tekne bir adadan başlayıp diğer adalara gidecek ya atıyorum buradan başladı buraya buradan başladı buraya ya da buradan başladı buraya buradan başladı buraya şeklinde gidecek. Yani sonuçta bu yolları en az diye sorulduğu için sonuçta bu yolları izlemek zorunda. Böyle hareket etmeyecek. O zaman buradaki uzaklıkları bulalım arkadaşlar. Şuradaki uzunluk x'ler farkı kaç? 8. Y'ler fark kaç? 6. 6, 8, 10 üçgenden direkt 10'dur burası. Sonra buradaki uzunluk x'ler fark 5. Y'ler fark 12. 5, 12, 13'ten 13'tür burası. Kısa yoldan buluyorum. X'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. X'ler farkı ve y'ler farkı dik üçgenin kenarları ise kısaca buluyorduk. X'ler farkı 11, 13, Y'ler farkı 6. E burada BC uzunluğunu maalesef uzun yoldan bulacağım. BC uzunluğu neye eşit? Kare küçüğünde X'ler farkı eksi 13'ün karesi yani 169 artı Y'ler farkı da 6'nın karesi 36. Bu da kaç yapıyor arkadaşım? Bu da şöyle 200, yap. 205 yapıyor. Burası da kök 205 yapacak. Şimdi bizim atıyorum şuradan başlayıp Şöyle gidip böyle giderse 23 yapar. Evet 23. Ya cevap 23. Ya da hocam şuradan başlayıp şöyle giderse kök 205 artı 10. Kök 205 artı 10 şeklinde olabilir. Ya da başka nasıl gidebilir? Şöyle 10 205'i yaptık. Şöyle de olabilir. Şuradan başlayıp şuraya da gidebilir arkadaşım kök 205 artı 13 de olabilir cevap. A bunlardan en azı soruluyor bana. Bir kere en azı sorulduğu için bu gitti mi gitti. Kök 205 artı 13. Kök 205 artı 10'dan daha büyük zaten. Kök 205'in yaklaşık değerini bulalım. Kök 205 nedir? 196. 14'ün karesi 14 ile 15'in karesi de 225. 14 ile 15 arasında. Yani 14.4 gibi bir şey burası. Burası 14.4 gibi ise burası da 24.4 gibi bir şey yapıyor. Ama 23 daha kısa değil mi? Evet. O zaman en kısa yol 23 birimdir arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 10. soruda Cehan yaptı. Evet güzel bir soru bu da. Yani güzel derken şuradaki e, bir adadan başlayıp e, diğer iki adaya uğrarsa bütün adaları gezmiş oluyor böylelikle. Çünkü soruda ne diyor? Ne diyor? Tur adalardan birinden başlayıp diyor çünkü. Buna da dikkat et. 10. soru Cehan oldu. Geldik 11. soruya. Son soru mu? O hadi be. Sondan bir önceki soru. Yukarıdaki şekilde KL kenarı x eksenine paralel. Evet şurası x eksenine paralelmiş şöyle. Tamam bunu kullanacağız. Olan KL mi? Eşkenar üçgen. Oo bu bir eşkenar üçgen. Tamam 60 60 60. K l köşeleri sırasıyla D1 ve bu y eşittir x 5 doğrusu üzerindeymiş. Arkadaşım burada x yerine 0 yazarsam y ise eksi 5. Y yerine 0 yazarsam y eşittir 0 ise x'i de kaç buluruz? 5 buluruz. Evet x eksenini kestiği yeri bulduk. 5. Yani şuradaki uzunluğu kaç bulduk arkadaşım? 5 birim olarak bulduk. Peki. Şimdi buradaki nokta dikkat et bu doğrunun üstündeymiş. Peki L köşesinin apsisi 10 olduğuna göre L'nin apsisini vermiş zaten. Kardeşim L'nin apsisi 10'sa gel burada X yerine 10 kayarsan Y'si kaç yapıyor o zaman? 5 yapıyor. Hop şuradaki Y'si kaç yaptı? 5 yaptı. E evet, tamam o zaman. Şimdi ben buranın da şeyini bulacak olursam, ordinatını bulacak olursam olay bitti. Benzerlikten de yola çıkabiliriz aslında. Ya da buradaki doğru denklemini yazıp şuradaki nokta da belli ya. Buradaki doğru denklemini yazıp ordinatı 5 olan de, ordinatı 5 olan noktanın apsisini de bulabiliriz. Ya da tanjant alfa'dan da gidebilirsin. Yani şu, sonuçta şuraya bakacak olursan tanjant alfa neye eşit? Şöyle dikkat et. Tanjant alfa hocam 5 bölü 5 bölü pardon 15 beş bölü 5'e eşit. Ee, burada şurası 10 değil mi? Evet alfa ise burası da alfa. Evet tanjant alfadan gidelim istersen. Eğimdeyiz ya yani analitikteyiz ya tanjant alfayı kullanabiliriz. Benzerlikten de yapabilirsiniz. Ama tanjant alfa akla geliyor genelde analitik geometride. O yüzden alfa tanjant alfa burada baktığımız zaman 10 bölü 15 bölü 5'ten burası da alfada burası ya 11'inde burası ya ya da direkt şöyle de diyebiliriz ya niye böyle yaptıysak ee, şurası 5 değil mi Tanjant alfayı şey yapalım. Alfa burada kalsın. Tanjant alfa 15. Aa, ne çok tanjant alfa dedim ya. Tanjant alfa 15 bölü 5'e eşit. 15 bölü 5'e eşit. Aynı zamanda alfaya bak. E, şuradaki uzunluk 5 birim değil mi? Evet burası da 5. E, 5 bölü kaça eşit olacak? Buraya da a diyelim. a'ya eşit olacak. Bu kaçta kaç oldu? 3'te biri. O zaman a'yı kaç buluruz böylelikle? a'yı da 3'te biri. 3'te biri olduğu için ya da şunları sadeleştirsek 3 yaptı. A'yı da 5 bölü 3 olarak buluruz. Evet A 5 bölü 3 çıktı. Peki arkadaşım A 5 bölü 3 çıktıysa 5'ten 5 bölü 3 çıkınca kaç kalıyor? 15, 10 bölü 3 mu kalıyor? Burası da 10 bölü 3 yaptı. Şimdi dikkat et. Buradaki uzunluğu ben bulabilirim. Nasıl? Şu uzunluk 10 bölü 3. Bu uzunluk tamamı da belli zaten 10. Yani sen ne yapacaksın? 10'dan 10 bölü 3'ü çıkartacaksın. 20 bölü 3 mü yaptı? Evet. Şuradaki uzunluk 20 bölü 3 yaptı. Şu 10'dan 10 bölü 3 çıkarttım 20 bölü 3 çıktı. Evet eşkenar üçgenin alanı isteniyor bizden. Eşkenar üçgenin bir kenarını bulduk mu bulduk. 20 bölü 3. 20 bölü 3'ün karesi kök 3 bölü 4 değil midir? Evet. Yani 20 bölü 3'ün karesi nedir? 400 bölü 9 çarpı kök 3 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Bu da ne yaptı? Şu 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 sadeleşince 100 yaptı. Bu da 100 kök 3 bölü 9'a eşit oldu. Yani cevap böylelikle Edremit oldu 11. soruda. Ve geldik bu bölümün son sorusuna. Bakalım ne diyor? A noktası 2x artı 3y eksi 5 eşit 0 ve 3x eksi 2 artı a eşit 0 doğrularının kesimiyle oluşan açılardan birinin açı ortayı doğrusu üzerindeymiş. Arkadaşlar iki doğru var. Bu iki doğrunun açı ortayı. İki tane açı ortayı doğrusu var. O yüzden k'nın alabileceği değerler soruluyor bize. Ya bu açı ortayı doğrusu şu şekilde ya da şuradaki açıortay doğrusu bu şekilde. Biz bir tanesini düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu doğru A noktası 3'e 5. Bu açıortay doğrusu üzerindeymiş. Bu iki doğrunun açıortay doğrusu üzerindeymiş. Bu doğrunun adı 2x artı 3y eksi 5 eşit 0 doğrusu. Bu doğrunun adı ne? Bu doğrunun adı da 3x a eksi 2y artı k eşit 0 doğrusu e, açı ortay doğrusu üzerinden olmasını nasıl kullanacağım? Aslında ben iki tane doğrunun açı ortay denklemini biliyorum ama açı ortay denklemi kaldırdı. Ama bu müfredata gerek yok. E, yani bu soru sorulabilecek bir soru. Açı ortay doğrusu üzerindeki bir nokta ya açı ortay şuradan buraya dik buraya dik açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktanın kollara çizilen dikmeleri birbirine eşit midir? Evet. Ha 3'e 5 noktasının bu doğru yol uzaklığıyla 3'e 5 noktasının bu doğru yol uzaklığı ne olacak? Birbirine eşit olacak. O zaman noktanın doğru yalan uzaklığını eşitleyelim arkadaşlar. E burada bu noktanın doğru yolun uzaklığı x yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı y yerine de 5 yazıyorum. 5 eksi 5 bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. 4 artı 9 kök 4 artı 9 eşittir. Mutlak değer içerisinde bu noktanın bu doğru yalan uzaklığı. X gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 çarpı 3 eksi 2 çarpı y. Yani 5 Artı k mutlak değer içinde bölü kare kökünde 9 artı 4. 9 artı 4. Evet, şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Bak buradan ne geldi? Buradan şu geldi. 6 artı 15 eksi 5 yani 16 mi yaptı? Evet, 16 eşittir. Buradan ne geldi? Mutlak değer içerisinde 9 eksi 10 eksi 1 eksi 1 artı k yani k eksi 1 geldi. E buradan k eksi 1 16 eşittir. K eksi 1 ya 16'tır ya da k eksi 1 ya da nedir arkadaşım? Eksi 16'tır. E buradan k'yı kaç buluruz? 17 buluruz. Buradan k'yı kaç buluruz? Eksi 15 buluruz. K sayısının alacağı değerler toplamı isteniliyor bizden. E bizden ne isteniyor? Eksi 15 artı 17 isteniliyor. O zaman cevapta kaç çıkar? 2 çıkar. Yani bu açı ortay müfredatını tanımını kullanmadan rahat bir şekilde açı ortayı geometrik olarak yorumlayarak yaptığımız bir soru oldu. O yüzden açı konusu müfredatta olmamasına rağmen bu soru çıkabilir. Çünkü noktanın doğruya olan uzaklığıyla alakalı bir soruydu. Evet güzel bir soru hatta. Güzel bir yorumlama yaptık hatta. Evet böylelikle 12. soruyu da Edremit bulduk ve bu testi böylelikle bitirdik. 12. bölümü bitirdik. Sırada ne var? 12. bölümdü galiba bu yanlış hatırlamıyorsam. Sırada son bölüm var. Büyük ihtimalle 13. bölüm var. Hangi bölümü çözdüğümü unuttum. Neyse o zaman ne diyoruz? Sonraki bölümde görüşmek dileği. Yani çemberin anlatıyı kaldı arkadaşlar. Çemberin anlatıyı kaldı. Çemberin anlatıyında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.